Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Kaçış Simülatör'de yepyeni bir bölümle sizlerin karşısındayım. Omega haritasında biliyorsunuz ilk iki haritayı geçmeyi başarmış. Özellikle ikincisinde ofis haritasında bir parça kafaları yemiştik. Şimdi ise yönetici odasından devam edeceğiz efendim. Eğer kolay gelirse bölümler, bütün haritayı bugün bitirmeyi düşünüyorum. Bu bölüm bitirmeyi düşünüyorum ama zorlanırsam gene bir iki harita yapar çıkarım. Nişanlım da yanımda bana eşlik ediyor olacak sevgili dostlar. Ara ara kendisini duyabilirsiniz. Omega AŞ'den sonra zaten geriye bir tek Steampunk DRC'si kalıyor. Sonrasında bütün oyunu bitirmiş oluyoruz efendim ve yaklaşık 20 bölüm falan sürmüş olacak diye tahmin ediyorum. Şimdi yönetici odasından hemen bir girelim. Bu arada yayından takip eden dostlar, henüz YouTube'da videolar yayınlanmaya başlanmadı. Biliyorsunuz ben videoları bütün seriyi bitirdikten sonra yayınlamayı tercih ediyorum ki moral motivasyon kaybı olup seriyi yarım bırakmayalım. Moral motivasyon kaybetmeyelim. Şimdi etrafımızda, yönetici odasında birçok bilgisayar görüyorum kıymetli arkadaşlar. Bununla beraber bu bilgisayarların her biri bir tane bana çip gibi bir şey verecek galiba ya da bana bir tane düğme verecek. Hepsine basınca bir şeyler olacak gibi hissediyorum. Kravat var. Kravatta bulmacayı çözmemizle alakalı bir ipucu var. Ne alakadır bilmiyorum gerçekten. Belki desenleriyle alakalı bir şey olabilir. 3 kravat seç. Evet. Bu ana bilgisayarı açmak için yardımcı olacak dostlar. Gözlükte bir şey yok. Kalemlikte bir şey yok. Kupada bir şey yok. Bitkilerde bir şey... Bitkilerde bir şey yok diyecektim. Bir anahtar var bitkinin orada. Çok güzel. Bir tane daha anahtar bulduk ve bir tane daha kravat bulduk sevgili dostlar. Bununla beraber ne yapacağız? Tabii ki çekmecelere bakacağız. Henüz çekmecelere bakmadık ve anahtar... Evet efendim, anahtar da çekmecenin anahtarı. Harikayız. Şöyle yavaş yavaş ortalığa bakılmaya devam edelim. Biliyorsunuz ben genellikle hani ağır ağır ilerlemekten keyif alıyorum. Nerede ne var ne yok. Bakınız misal burada bir rakamlar dizisi var. Yani bu rakamlar dizisi bile bir işe yarıyor olabilir, anladınız mı? Veyahut şuradaki öğlen radyosundaki frekans, buradaki akşam haberleri Kanal 4'te, bunların hepsi birer ipucu olabilir. O yüzden bunları değerlendirmeye çalışacağız. Ama sizleri sıkmamak adına hemen şuraları bir açalım bakalım. Bir tornavida kutumuz var efendim ki bu tornavida kutusu da işimize yarayacak galiba. Uçlarını falan da mı alacağız? Tornavida kutusunun içindeki tornavidaları ve değerli uçları aldık. Şimdi bu tornavida kutusunu bir çöpe atma zamanı. Elimizde fazla item tutmamaya çalışıyorum. Şu şey ötekinin gölgesi. Pekala. Bir üstte bir kravat daha gördük efendim. Biliyorsunuz 3 kravat bize zaten oyundaki şifreyi söyleyecekti. Bilgisayarı açabileceğimiz şifreyi söyleyecekti. Şöyle kravatlarımızı bir sıralayalım kıymetli arkadaşlar ve dilerseniz üstteki rafı açmadan evvel, tişört yığını ile alakalı bir işimiz yok. Üstteki rafı açmadan evvel hemen giriş yapalım. Öncelikle birinci kravatımız bu. Kırmızı tıkı tıkı. Bu var. Bir de mavi mi bulduk? Evet, mavi bulduk. Mavi neyli ama bunlu. Hayır dedi. Peki ben renk kör olduğumdan dolayı sıçalamış olabilir miyim acaba? Geldim ömrüm. Yardımcı olayım. Hayatım hoş geldin. Aşkım ben bu kravatların rengini çözemedim ya. Aşkım en soldaki kırmızı. Kırmızı değil mi bu? Siyah ve açık mavi. Mavi. Aşkım yeşilli mavili, sarılı mavili bir şey yok. Hatun o zaman burada hangisi kırmızı? Bak siyah var, mavi var. Kırmızı olarak şunu mu seçeceğiz sence? Denedim ve açıldı. Evet aşkım, o diyecektim, diyemedim ama buldum. Teşekkür ederim hayatım. Yavrum bu kravatlarla alakalı işimiz bitti. Bu chipsetlerin açılmasını sağlıyordu. Bu chipsetlerin de her birinin çipi buralarda, bu bilgisayarların içerisinde. Bir tane anahtar buldum hayatım. Tornavida ve tornavida uçları var bu arada. Şu anahtar burayı açıyordu. Açmadık henüz. Şimdi seninle beraber açacağım. Bir tane disket verdi. Disket. Hayatım bilgisayarım böyle ilk çıktığı zamanlar falan. Çok garip gerçekten, bir disket görmek garip hissettirdi. Yalnız bu arada bir şey diyeceğim. Efendim hayatım? Zümrüt yeşili kravat olmadığı için buruk olarak gidiyorum. Zümrüt yeşili. Aşkım şimdi hangisinden başlasak onu bilmiyorum gerçekten ama şuradaki tablolarda bilmecenin bir parçası olacakmış bazı yerlerde. Öncelikle bir açık olandan ve en baştakinden başlayalım mı? Bak buna disket yerleştirilecek belli. Disketi bir yerleştirdik. 2 tane mi disket yerleştirilecek acaba buna? Kilit aşkım açıcı. Arkasına koyuyordu. Aşkım bak bu korumalı disket. Evet. Bak bunun var olduğunu biliyorum. Ne bu? Her elindeki birinin... tavla gibi bir şeye benziyor aşkım. Evet bebeğim. Bak yukarıdan sormuştum. Bunların adını gireceğiz galiba bak. Brain Space. Bu Brain Space. Bu. Sonra bunlar da şeylerde asılı, buralarda asılı. Info Games, Bullfly ve Similaris. Zinzap Necmi Prime'ın avantajıyla 6. ayında bu arada. Teşekkür ederim Zinzap Necmi, sağ olasın. Aşkım bu Info Games'te, bu Similaris'te, bu da Bullfly'de. 2 dakikaya geliyorum, 2 dakika değil 10 saniyeye geliyorum. Yavrum hiç sıkıntı yok. Analiz için 2. disketi yerleştirin diyor. Okey. Yani disketlerden birini çözdük. Bir diğerinin de aynı şekilde şifreli olduğuna inanıyorum ama diğer disketin yerini bilmiyorum efendim. Selamlar hoppala ve de cubbala, hoş geldin, merhabalar. Efendim kahvenin yanına minik bir atıştırmalığım var, o yüzden kameramı kapatacağım 2 saniyeliğine. Hop hop. Burada ne var efendim? BBS'i ara. Bak BBS'i ara, BBS'i arayı biliyorum. 555, 256, 222. 555, 226, 222. Hoppa. 555, 256, 222. 555. Oh pardon. 220, 256. 222. Şafaktan gün batımına göz önünde ama saklı. Heh? Ne demek? Aşkım bilgisayarı açtık. Bilgisayarın şifresini girebilmek için şuradaki rakamları tuşlamamız gerekti. Şimdi de bize bir bilmece soruyor kendisi. Diyor ki şafaktan gün batımına göz önünde ama saklı. Güneş mi? Rakam varmış. Rakam var hayatım. Güneş yazamıyorum ki. Kaan güneşten göremiyorum da. Oy yavrum. Benim güneşim sensin hayatım. Oy. Kaancan 2. ayında bu arada. Abim iyi yayınlar, ne zamandır takip ediyordum. Abone olmak bugüne nasip oldu. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim Kaancan. Sağ olasın. Aşkım parantez içinde 3 var. Hı. Bu acaba bilmecenin miktarı mı? Hani 3 tane ard ardası olacak gibi. Şurada 3 tane mi? Aşkım ışıklar olabilir mi peki? Bak 8 yazıyor. Benim de dikkatimi çekti o. Aşkım bak. 6. 6 gördüm. Diğerleri anlamsız. 6 gördüm. 8 gördüm. 6 ve 8. Yani? Zort. Öğlen radyosu olabilir mi? Zannetmiyorum. Akşam haberleri Kanal 4'te. Bunu sonraya bırakıp diğerlerine de geçebiliriz bu arada. Ha merhaba. Akşam 4 dediğinde 16.00 falan olmuyor değil mi aşkım? Deneyelim mi bebeğim? Zannetmiyorum ama. Onu da yapmadı. Şafaktan gün batımına göz önünde ama saklı. Ne diyor olabilir ki? 684. 4'ü nereden gördün sayın hocam? 4 yok ki kıçta başta bir yerde. 6 bu 6 bak bariz şekilde bu 6 belli. Bu 8 belli ama 4'ü nereden gördün abi? Senin için deneyeceğim. Zort. Şu disketle alakalı bulmacayı görelim Hatun. 2 tane disket koy dedi. 2. disketi de yerleştirdim. 2 kötü bölüm bulundu. 2 aşkım ben renk körüyüm ama burada 2 ve şey mi? Aşkım sol taraftakinde 2 var. Hı. Sol taraftakine böyle küçüktür işareti gibi bir işaret var. Acaba hani onda mı 2'ye tamamlayacağız? Aa 3 oldu. 3 oldu. Birbirine bakın 3. 2 tane birbirine bakan 3. Şimdi de ne biliyor musun? Üstten 2, 3, 4, 5, 6, 7'ye kadar 1 var. Hı. Sol tarafta da 8'den 8'in birinde 1 var. İkisinde 2 var. 3'ünde 1 var. 7'nin. O şekilde gidiyor. Anlamadım. 2 kötü konum 2 kötü konum bulundu diyor. Ama ne yapmam gerek bununla alakalı bilmiyorum. Yani aşkım misal... tıklanıyor mu şeyleri? Kırmızı yani hiçbir şey tıklanmıyor mu? Maalesef bebeğim maalesef. Dur bakalım hayatım bu bir dursun burada. En azından hani yapmamız gereken bulmacayı yaptık. Aşkım bak burada 2 var. Aha. 268 evet. Mi acaba? Olabilir. Evet 268 evet. Hayatım. Ağzına sağlık bebeğim. Baksana önümüzde... Sen gördün adam gözüne sağlık. Oy bebeğim benim gözüm senden başkasını görmüyor oysa ki. Tabii efendim. Aa, ne kadar tatlı yürüyordum ama. Bundan sonra Franson. Neden hayatım? Suçum günah mı peki? Öyle olmaz. Aşkım biz nişanlandık farkındasın değil mi? Yani. Franson için biraz geç kalmadın mı? Evlenene kadar yolu var. Evlenene kadar Franson atacağım diyor ne? Şimdi şu disketle alakalı şeyi çözmeye çalışalım diyeceğim de. Aşkım bak diyorum ya sana. Şöyle diyeyim. Üst 2 sol taraftan bahsediyorum. Üst 2'nin birinde 1 var. Sonra 0'ın 3'ünde 6'ya kadar 1 var. 7'nin birinde 1 var. 7'nin ikisinde 1 var. 6'nın 3'ünde 1 var. Yani öyle gidiyor. Aşkım acaba bu eksik parçalardan mı bir şey bulacağız diyeceğim de ne bulacağız eksik parçalardan? Bak burası çok anlamsız mesela. Belki 7 olur buradan Hatun. Olabilir. Kameramı tekrardan açtım bu arada. Belki 7 olur buradan yani bilmiyorum. Ama nereye gireceğiz, ne yazacağız? Tıklanmıyor diyorsun. Hiçbir şeye tıklanmıyor. Acaba 237 falan mı yazman lazım? Aşkım buradaki kilit açıcıya yazacağız bence. Bak buradaki kilit açıcıya yazacağız. Ne olabilir misal bu? Aşkım burada birbirine bakan üçler var ya. Hı. Bunu bir araya getirip 8 gibi mi düşüneceğiz misal? Mantıklı. 8 gibi. Bu 2'yi de... Ne bileyim 2'nin tersi 5 gibi mi? Yani 2'nin tersi 5 olmuyor da tabii. Bir ipucu alalım Hatun ya. Çünkü elimde tornavidalar var aşkım ve neyi çözeceklerini kesinlikle bilmiyorum. Şunu falan mı sökmeye yarıyor acaba? Dur bir tornavidanın önüne takayım. Hı. Sonra. Yemedi galiba. Şu ucu takayım. Aşkım bence onunla alakalı olmayabilir ya. Aşkım biz buraya kaseti alıp kaseti saracağız. Hı. Kaseti saracağız. Bu buraya oturdu tamam. Yani bunu geri alamıyorsun zaten. Hani istesen de çıkmıyor. Kaseti saracağız. Şu diğer uçlar şurada bir yerde dursun. Çok önemli olsa muhtemelen kaybetmemize izin vermezdi diye tahmin ediyorum. Bir ipucu alacağım Hatun çünkü şuradaki şeyi çözemedim. Ya da burayla alakalı ne yapılacak onu bilmiyorum. Siyah, mavi, kırmızı. Siyah 0, mavi 1, kırmızı 2. Galiba da mı yazıyordu? 3, yeşil 4. Yazdır hello. Hello, hello world. Seviye tamamlandı. Bu kadar mıydı lan? Hello world hello. Yemedi mi? Bak aşkım, kırmızı yazmamı istiyor. Kırmızı yazmak için neye ihtiyacım var benim? 2'ye tıklayacaksın galiba aşkım. Ama 2 yok bebiş burada. Ha bu 2. Şimdi 2 kırmızı. Kırmızıyla hello yazdı. Sonra tekrardan mavi renk. 5 cam göbeği. O cam göbeği rengi mi hatun? Aha. Aşkım senin renk paletin benden daha iyidir yavrum. Sonuçta ben körüm. 2. Şimdi yeni. Önce yazı sonra mı renk? Hello 2 world 5 hello 2. Önce txt color deyip mi gireceğiz? Txt color 2 hello. Ha tamam, okey okey. 2 hello 5 world 2 hello. Ağzına sağlık hayatım. Aşkım hepsi bunlar beyaz. Kafayı yemiş. Aşkım hepsi 7 ile yazılacak galiba. Ya da renk kullanılmadan hayatım direkt. Olabilir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sığmıyor. Bir saniye. O zaman şöyle mi? Hello yazdın. Hello'dan sonraki sayı 3 tane yazdın. World yazdın. World'dan 10 tane yazmıyor. 5 yazdırayım. World'dan 5 yazdın. Sonra bir daha world. Sonraki sayım world'dan 5 tane yaz. Döngü ve sayı eşleşmiyor diyor. Efendim Zena Atalante 451 kişiyle yayınımızı ziyaret ediyor. Çok teşekkür ediyorum efendim. Hoş geldiniz. Merhabalar. Sevgili dostlar hoş geldiniz. Yayına katılan herkese teşekkürler. Efendim bir bulmaca çözme oyununun içerisindeyiz. Farklı farklı bulmacaları çözüyor ve bulunduğumuz odadan kaçmaya çalışıyoruz. Bir kaçış simülatöründeyiz efendim. Hoş geldiniz efendim. Merhabalar. Şimdi ben bu sayıyı kullanmayı öğrenemedim. Şundan direkt 3 tane desem misal. Dazart diyor hayatım. Dazart. Ömrüm. 3 tane hello var. 10 tane de word var. Önce yazı sonra sayı sonra mı yazdır? Şey yapmadı bu arada. Yemedi. O zaman şöyle mi acaba? Önce aynen. Önce bu, sonra bu, sonra bu. Bunlar 3 tane hello yaz gibi. Hı. Yemiyor. Direkt bunlar 3 tane hello. Çalışmıyor. Şu renk ayarlıyor. Bu sonraki sayım diyor. Sonraki sayım ne? Onu anlamadım ben ya. For'u seç. 3 de. Sonra next deyip hello'yu seç. For'u seçtim. 3 dedim. Next dedim. Hello'yu seçtim. Baksana bir tane hello yazıyor. Tamam devam et ömrüm. Hello ve next. Ha tamam, araya alacağız. Şimdi hayatım world'u 5 yazalım, toplam 10 tane ya. 5 world next, 5 world next. Hello 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 world 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 world. İşte bu. Bak bebeğim diğer çipi de aldık. Buradaki ışıklı bir klavye ve bunun üstünde bir şey var. Basınç 10 bilgi notu. Ha biz bunu deneme yanılmayla kendimiz çözdük ya yavrum. Burada şeyi yazıyormuş. Nasıl çözeceğimiz yazıyormuş. Olsun, daha zeki olduğumuzu anladık değil mi? Tabii efendim. Hayatım hala bir kaset bulamadık. Bizim temel problemlerimizden biri bu. Hala bir kaset bulamadık. Şurada saralım ve buna elektrik veremedik herhangi bir şekilde. Bununla beraber şuradaki sayı dizisinin neyle alakalı olduğunu da çözemedik. Böyle bir sorunumuz var. İpucu rica edelim mi? Zaten zaman dolmuş, geçmiş yani, zaman namına bir şey mi kalmış? Burası masanın orada bir yer değil mi? Hı hı. Onun yan tarafında bir şey var diyor. Sanki diğer taraf aşkım. Ben buna hiç dikkat etmedim. Ne oldu şimdi? Buralar açıldı. Bak, kaseti bulduk. Burada saracağımız kaseti bulduk hayatım. Diğeri de boş. Hı hı. Hiç dikkat etmedim biliyor musun? Bak şimdi görüntü netlemeye çalışacağız galiba. Çok da net değil gibi. Netledi. Aklımdan bir sayı tuttum. Bil bakalım kaç? 1 ile 100 arasında. Şaka mı yapıyorsun? Bir şeyi açtı bu arada ama. Alttaki çekmece ama. Alttaki çekmecede bir şey yok yavrum. Aklımdan bir sayı tuttum. Bil bakalım kaç. Benim bunu bilme ihtimalim ne kadar ki? 1 ile 100 arasında yani. Benim bunu bilme ihtimalim ne kadar? İkiden başlayarak yaz bence. Nereden bakayım hayatım? 2'den başlayarak yaz bence. Çok küçük tahmin ettin diyor. Çok daha küçük. 50 diyelim, bir 50'den yürüyelim hayatım. Yaklaştın ama daha büyük. İyi bari bir sınır yokmuş. 60. Yok, biraz daha düşük. 55. Biraz daha küçük. 53. 54. 52. 7 veya daha az denemede tahmin etmen gerek. Yeni sayıyı tahmin edebilir misin? 54. 53. Aşkım 52 doğruydu. Şimdi yeni sayıyı tahmin et diyor. Tekrar bir 50 dedim. 50'den biraz daha büyük. 53. Yaklaştın ama daha büyük. Üçüncüyü yapıyorsun. Ama biraz daha büyük dedi hayatım. Bence 50 ile 60 arasında bir değer. 59 diyeyim. Biraz daha küçük diyor. Hayatım 53 ile 56 arasında. 53 ile 59 arasında. 56 diyeyim mi? De. Daha büyük diyor. 56-59 arası. Bir 57 bir 58 kaldı canım. Evet, 57'ymiş bu arada. Efendim sevgili Furkan Sucuk Naşer'e abonelik hediye ediyor. Furkancığım çok teşekkür ederim, sağ olasın. Sevgili Sucuk Naşer, sen de aramıza hoş geldin, merhabalar. Aşkım çok iyiyiz bu arada. Son bir tane çip kaldı. Ve bu son çiple alakalı hiçbir ipucum yok. Bir ipucu alalım mı şuraya ya? Tamam, 2 yazdığını gördük zaten. Aynen, 2 yazdığını zaten gördük. Aşkım bilgisayar başına geçip o resmi sabitlesene ipucunu. Bak diyor ki analizin yan tarafındaki oktan diyor. Aşkım 2, 3 ve 7 mi? Yani ne bileyim, şu kilit açmaya ya. 237 mi yazacağız? Değil. 287 yaz aşkım. Olur hayatım. 287. Aynen. Helal kız. Akıllı hatunun hali başka canım. Aşkım ellerimize sağlık. Yani çok kanser değildi ya. Hiç kanser olmadım biliyor musun? Yani çok yormadı. Devam edelim mi, tadından mı bırakalım hayatım? Nasıl yapalım? Kaç dakika olmuş? Hayatım 20 dakikada çözüp atmışız. İstersen devam edelim. Evet, devam et. Devam yani 20 dakikada çözüp atmışız. Tek şeyi kavrayamadık işte aşkım. O sayıların girildiği şey ve ya, o iki yazan. Var bir şeyler de ne işe yarıyor bilmiyorum ki. Dikkat levhası, evrak çantası. Evrak çantasının içi bir işe yarayacak. Burayla aşkım, alakalı... Açmasın biliyor musun? Deneyeceğim hayatım şimdi. Şunu bir kenara çektim çünkü paspasta da bir şeyler var diyor. Aha. Tamam. Aşkım tamam. Hayır durmayacağım. Tamam hallettik. Temizlik kovasının içinde bir kitap var hayatım galiba. Bez. Yok bezle alakalı bir işimiz yok. Omega'nın açılımını yazmış buraya. Hayallerinin peşinde git. Donald Crane. Ne oluyor ne oluyor? Kat kat iniyor hatun bu. Aşkım ortadan başlamış, ortadaki halka demiş, oradan başlayacağım demiş. Aa yanıyor yanıyor aşkım. Bak bir aşağıya... Hı. Buradakine orta göre yapacağız hayatım. Mı? Yani şu dördü beyaz yanacak bak. Ben söyleyecektim, çam iyi dinlemiyorum. Ben seni dinlemez olur muyum hiç? Dinlemiyorum. Ben seni dinliyorum. Bak üstte 4 tane beyaz gelmesi gerekiyor hatun. Onu nasıl yapacağız? Onu nasıl yapacağız biliyor musun? Şöyle değiştireceğiz hayatım. Maviyi buraya getireceğiz. Sonra bunu değiştirip 2 maviyi buraya getireceğiz bak. Üst katı tamamladık. Aa, ortalar maviye denk gelecek buralarda şu ikisinde. Ama hatun biz burayı nasıl tamamen beyaz yapacağız ya? Ben küstüm oynamıyorum. Ne demek küstüm oynamıyorum? Hayatım. Öyle şey olur mu? Küstüm oynamıyorum. Aşkım ben anladım bu arada. Yap o zaman. Şuradakileri buraya yap o zaman. Şuradakileri buraya taşıyacağız. Tata. Bir tane anahtar parçası verdi. Ama ne işe yarayacak bilmiyorum. Onu da dikine yerleştir. Dikine nereye yerleştireyim? Anladım. Bu bana şey galiba. Diklemesini. Anladım hayatım. Bir kat aşağı indirsene adam. Dur üst katta bir şey unuttuk mu ona bakayım da yavrum. Üst katta da bir şey var ama ne olduğunu hiç bilmiyorum o yüzden iniyorum 4'e. Aşkım oradaki 7'ye gelir misin? Tabii ki, tabii ki hayatım hemen giderim 7'ye. Evet sen tek başına çözmeyi seviyorsun ama. Hemen gidiyorum 7'ye aşkım. Bekle be. Acele etme. Kıpraşmıyorum, hiçbir şeye dokunmuyorum bak. Elim ayağım sabit. Bak asansörün yan tarafındaki noktalar var ya. Hı hı. Bir şeyleri bulup oraya gireceğiz. Onların bir karşılığı var. Ama katılıyorum, nerede? Katılıyorum hayatım. Onu da sen bulacaksın. Fikir yürütebilirim. Bir dakika hemen geliyorum. Tamam. Bu katta bekleyeyim mi? Hı hı. Ben de evrak çantasını açayım o ara. Şimdi. Bene bak bene. Efendim ilk hayatım? İlk baştaki hı. Şey işareti bu hashtag. Nasıl hashtag hatun ya bu? Ya işte böyle kare gibi çizgi çizgi oluyor ya. Hı hı tamam. Aşağı indir. Bir aşağı indir. Var mı öyle bir şey? Hı. Nasıl yok? Bir kıpırdama. Olması lazım. Bir tane not buldum evrak çantasında. Okuyabilir miyim? Oku. Asansör hala tamir edilmedi. 2 düğmesine 3 kez hızlıca basın. Ardından 2. kata gitmek için -1'e basın diyor. Şurada 3 tane. 6. Şunları bir atıyorum hemen döneceğim oraya. İkincisi altı. Bak ben sana bir şey atacağım aşkım. Bir bakar mısın? At hayatım bakayım. Abi WhatsApp'tan atacağım yani. Tamam. Şimdi seni dövecek diyorlar chatten de. Yok canım öyle şey olur mu ya? Oyna. Oyna. Küstüm ben oynamıyorum. O ne demek hayatım ya? Aşkım bu ne? Dedenin. Hmm. Bak 6'ya bak. Asansördeki 2 numaralı şeyle aynı. Evet doğru. O zaman 2 numaradaki 6. Sonraki dörtlü kare 7. 6, 7. Ve 4 hayatım. 6, 7, 4. Yaz bakayım. 674. Ne oldu? Ne oldu? Helal olsun aşkım. Sen mükemmel bir detaysın. Yine dikine. Ya yine mi dikine? Çevir nereye çeviriyorsan. Anahtar daha bitmedi. 4'e ineceğiz. Tamam işte çevir nereye. Bir de evrak çantasının içini kontrol ediyordum hayatım. Al işte iPhone isteyip de muz çıkan çocuk gibi üzgünüm. Sen bana bugün niye kızıyorsun? Gözlük yakışır mı bana? Takayım. Hayatım bak bir anahtar daha bulduk. Bunu nereye açacağını bilmiyorum ama şimdilik dursun yanımızda. Bence evrak çantasıyla alakalı işimiz bitti bu arada. Kalemlerin falan bir işe yaradığını zannetmiyorum. O yüzden şöyle atacağım, lazım olursa zaten alırım. 4. katta ne diyor? Sola tabii ki dönerim. Ha, orası bir hareket ediyor gibi geldi de. Asansör olarak aşağı iniyoruz ya yavrum. Bak burada rakamlar var. 26. Hah, evet. Düşüncelerimizin arasındaki boşluk gözlemlense birçok şey öğrenilebilir. Aşkım bir alt kata daha inip bence alttaki rakama da bakacağız. Bak 26. Aşkım o ne biliyor mu? Bir numaralı şey yok mu? Rakamlar. Bak 2, 6, altta 4 müydü, 7 miydi? Öyle bir şey çıkacak herhalde. Aşağı inip bakmamız gerekmiyor mu bebeğim? Yap işte dedim ya aman. Sen niye bana bugün kızdın? Oyna. Oyna. İnemen 2 bozuk. İşte ama 4 yapınca. Ne diyordu? Ha 3 kere bas diyordu. 1, 2, 3. Eksi 1. Aşkım 8. 268. Ya da zort. Ama nasıl zort ya? Bir okuyabilir misin ne yazıyor Allah aşkına? Düşüncelerimizin arasındaki boşluk gözlemlense birçok şey öğrenilebilir diyor. Arasındaki boşluk. Neyle neyin arasındaki boşluk? Bence asansör boşluğunu kastediyor hayatım. O yüzden şu asansör boşluğundaki sayıyı öğrenmeye şey yapmak istedim ama acaba inerken rakam mı verecek? Hani bunu tık 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 tuşlayıp hemen dönüp bakmam mı lazım? Buralarda hiçbir şey yok çünkü. Sıfıra in sıfıra. Tamam hayatım. 268. 2680 evet. 2680. 2680. Tekrar çıkıp giriyorum hayatım. Notu sonra alırım. Allah'ım ben olmasam bu adam ne yapacak ya? İyi ki varsın hayatım. 2680. Aşkım ellerine sağlık. Bir anahtar daha almış olduk. Şimdi 2'ye mi inelim, 0'a mı inelim hatun? İstediğin yere in. Tamam. 2'yi bir kontrol edip böyle aşama aşama inmek daha şey gibi. Hı. Hmm, benim bununla alakalı hiçbir fikrim yok. 0'a iniyorum. Piu. Ne diyorlar? Niye gülüyorsun? Neden? Ne yazmışlar diye gülüyorsun? Yenge efsane demişler. Ben de ona gülüyorum hayatım. Olgun da şey diyor bu arada. Sus lan, konuşma, sus diyor. Enfali Primer avantajıyla 8. ayında teşekkür ederim Enfal, sağ olasın. Hayatım ne diyor? Kayıplara karıştılar aşağı inerken. Ne demek istiyor acaba? Ben hiç alakadar etmez. Benim problemim değil. Aşkım ama böyle anlaşamayız. Benim problemim değil. Nasıl olabilir? Ha, kayıplara karıştılar diyor hatun. 7'den eksi 1'e kadar şu ortadaki 3 rakamı mı yazacağız acaba? Yani 642 olabilir mi acaba? Ya da 642. Yemedi. Onun yukarısına anahtar sokmuyor. Ama bak şey yok. 6, 7, 5 yok. 3 yok ve 1 yok. Yani 531 olabilir mi acaba? O bebeğim. Ama bu bununla birleşmiyor tabii. Çünkü hani kayıplara karıştılar dedi hayatım, katlar arasındaki boşluk gibime geldi bana. 5 yok, 3 yok, 1 yok falan böyle. Şuraya hiçbir şey takamıyorum. Dönmedi. 2 tane anahtarımız var. Aynı anahtardan 2 tane. Bununla hiçbir şey yapamadık. Bir eksi 1'e inelim mi? Çünkü 2'dekinin nasıl çözüldüğünü bilmiyorum. 2'de böyle bir kareler var, şeyler var ama. İnelim mi hayatım? İn. İnemiyor. İnilmiyor. Bir tek kat 2'deki problem kaldı hatun. Kupa alabilirsin. Hızlı çözersen. Zannetmiyorum bebeğim ya. Benim burada ne yapmam gerekiyor olabilir ki? Hiçbir fikrim yok hayatım burayla alakalı. Omega'nın şeklini mi çizeceksin acaba? Hepsi kırmızı mı olacak ki? Ne alak? Ya da hepsi mavi mi olacak ki acaba hayatım? Hepsi mavi olacak herhalde. Ya da bence bunlara hiç dokunmayacak mıydık acaba? Bir şey değişmedi. Anahtar var. Paşam, anahtarların girebileceği bir yer yok ki. Bu anahtarı aldım. Crane yazmış kırmızıyla. Crane. Yani Crane yazısını mı oluşturacağız acaba? Crane. Ve buradaki 2 anahtarla biraz abartmışlar mı? Bir anahtar parçası daha. Bunlar birleşmiyor ama. Acaba Omega'nın sembolünü mü vereceğiz buraya? Nasıl verebilirsin ki öyle bir sembol yani karelerden? Sevgili Emler, sana hoş geldin, merhabalar. Bak Crane'i çok güzel gördü sevgili Hasan. Oradan çok güzel ilerledik. Kupa gitti hayatım, bir ipucu alan mı? Al. Bebeğim. Al al. Sen bana kızdın mı ya? Aynı şeyi ben söyledim, duymadın. Duymadım aşkım. Omega olan yerler kırmızı mı olacak? Sanırım hayatım. Bu peki ama kırmızı rengi elde edemiyorum ki. O zaman mavi olacak. X ve üçgen ne alaka misal? Onu da bilemedim. Üçgenleri mavi olarak düşündüm hatun. Böyle bir şey yaptım ama yemedi. Şunlara tıklanmıyor iki kırmızı ya. Şöyle bir şey yapabilir miyiz acaba? Öyle de olmadı. Sadece aşağıdaki sol tarafa basar mısın? Bastım hayatım. Sonra karenin çapraz sağına. Bastım hayatım. Sonra yukarıya. Sadece omegalara. Beni dinlemiyorsun ki sen. Aşkım dinliyorum, dinlemez olur muyum? Abi efendim gev. Gev. Ben seni niye dinlemeyeyim hayatım? Dinliyorum tabii. Gev. Sanırım bu -1'e inişin anahtarıydı. -1'den de çıkacağız. Ellerine sağlık hayatım. Ve sevgili The Kong abonemiz olarak aramıza katılıyor. Hoş geldin The Kong'cum. Merhabalar. Yeter değil mi bu kadar yavrum? Yeter. Ellerine sağlık aşkım. Arkadaşlar YouTube'dan izleyip vakit ayıran herkese teşekkürler. Esenlikler diliyorum. Bay bay.